Evet, Sedat Hocam teşekkürler. Ömer Sarıoğlu kardeşim selamlar. Doğan Ank günaydınlar. Nazim Abdullah teşekkürler. Çok çok sağ olun. İyi ki varsınız. Evet, devam ediyoruz. Çok riskli korona uçuşu, Afrika'nın manşeti. Kuzey Kıbrıs Tabipler Birliği Başkanı Özlem Gürkut, İngiltere'den gelecek uçaklarla ilgili tepkilerini dile getirdi. İlçeler arası seyahati kısıtlayıp ülkeler arası seyahat gerçekleştiriyoruz dedi. Evet, Türkiye'de vaka sayısı 600 ila 900 bin açıklama TRT haber ekranlarından enfeksiyon hastalıkları uzmanı Doktor Meltem Özen tarafından yapıldı. Korkunç rakamlar. Bunlar Rum Sağlık Bakanı virüs zayıflıyor demek için çok erken dedi bugün gazete Afrika'da. Evet, bugün tabii artık dijital yayınlanan gazetelerimizi ekrandan okumak istiyoruz. Haberci gazetesi bugün evde kalmak zorundayız diyor. Evde kalmak zorundayız. İngiltere'de eğitim, sağlık ya da turistik gerekçeyle bulunan ve daimi adresleri Kıbrıs olan vatandaşlar ülkelerine dönmeye devam ediyor. İki yeni charter sefer ülkemizde COVID-19'la birebir mücadele eden ekibin bir parçası olan göğüs hastalıkları uzmanı Derlen Özgeç, tedbiri elden bırakmak için erken uyarısında bulundu. Evde kalmak zorundayız. Linç kültürü temasların kendini saklamasına neden oldu. İlk pozitif sonuç veren hastalara linç kültürü uyguladık. Bu hastalara etiketleme yaptık. Bu da semptomu olan hastaların kendisini saklamasına neden oldu. Linç kültürü ve temaslı saptamasında sıkıntıya neden oldu. Gerçekten ateş, öksürük, nefes darlığınız varsa İletişime geçin, Sağlık Bakanlığı'na ulaşın. Dünya bu hastalığa hazırsızlık yakalandı. Biz ise kabullenme noktasında sorun yaşadık. Yine de dünyaya baktığımızda KKTC'nin durumu kötü değil. COVID-19'la mücadele ekibinde yer alan göğüs hastalıkları uzmanı Doktor Derlen Özgeç, şu an KKTC olarak COVID-19 kapsamında çok kötü noktada değiliz. Ancak bu kötü bir duruma gelmeyeceğiz manasına gelmiyor. Mayıs TV'de canlı yayına katılarak Damla Dabiş Özel'in sorularını yanıtlayan Özgeç, kamudaki iş yerlerinin, okulların açılmasının, uçuşların başlamasının intihar olacağı uyarısında bulundu. Özgeç, şu anda kontrollü gittiğimiz için pik noktada değiliz ama okullar açılır, iş yerleri açılır, uçuşlar açılırsa o noktaya geliriz. Her bir kişinin pozitif çıkması ortalama 3 kişiye bulaştıracağı anlamına geliyor. Böylelikle sayı artıyor. Bazı kişiler hiç semptom göstermeden bu hastalığa yakalanabiliyor. O nedenle evde kalmak zorundayız. Çünkü virüsü taşımadığımızı bilmeden riskli gruba bu hastalığı geçirebiliriz. Bütün mesele budur. Kimisinde belki de vardır ve bilmiyor. Öksürmen, aksırman, tükürmen, etmen tamamsın görünün. Sıcaklık da yok ama daşın beytambal, böyle bir beytambal. Evet. Bölgelerde yayılmayı önledik diyor Doktor Ali Pilli. Ada genelinde 557 vaka, onu sonra da okuruz. Nacak gazetesi de vakıflar idaresine ait. Evet, okuyoruz bir dakikacık, biraz büyütmem lazım. Oteli ve arazilerini kiralayan bir holding 2012 yılından bu yana bir tek kuruş kira ödemiyor. Toplam kira borcu 7 milyon sterlin. Bananyalar bizi korusun. Doğruysa tabii ki. Evet, ihtiyaç sandığı primleri maaş olarak ödenecek. Hedefimiz sektöre nefes olabilmek diyor Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel Nacak gazetesinde bugün. Bazı haberler böyleydi. Hakikat gazetesi de Ünal Üstel'in açıklamasını bugün sürmanşetinden yayınladı ve şöyle bir şey var. Turizm işletme belgeleri, yıllık ücretleri bakanlığın bünyesinde bulunan Girne Antik Liman'ın içerisindeki iş yerlerine ait yer işgaliye, gemi harç ve ücretleri, Turizm ve Çevre Bakanlığı kontrol ve etkisinde olan turizm amaçlı kiralanan tüm konut, iş yeri, garaj, arazilerin kiraları 3 ay ertelendi.
Turizm sektörüyle ilgili olarak aldıkları yeni tedbirlerin salgının ülkedeki seyri de dikkate alınarak geliştirilebileceğini, 3 aylık erteleme kapsamında olan harç ve kiraların 3 ayın sonunda yeniden değerlendirilerek sektörün zarar görmeyeceği şeklinde düzenleneceğini kaydetti Ünal Üstel. Evet, Girne'de ilaçlamalar devam ediyor. Başkan Nidai Güngör de açıklıyor. Küçük hesaplarla değil, büyük özveriyle bir olalım diyor. Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu. Küçük hesaplarla değil, büyük özveriyle bir olalım. Bence bakanın bu sözleri çok harika. Küçük hesaplarla değil, büyük özveriyle bir olalım dedi bugün. Evet, dijital yayınlanan gazetelerden bir diğeri, yeni sayfa değil yeni defter lazım diyor Ada TV'ye konuşan CTP lideri Erhürman. İhtiyat sandığından avans imkanı, Çalışma Bakanı Sucuoğlu, Bakanlar Kurulu'ndan geçirecekleri kararnameyle koronavirüsünden dolayı iş yerleri kapandığı için geçim zorunluluğu yaşayan çalışanların Mayıs ayının ilk haftasından itibaren ihtiyaç sandığı birikimlerinden ayda 2000 TL çekebilmelerinin sağlanacağını söyledi. Bugün bu haber de yer aldı Halkın Sesi gazetesinde. Volkan gazetesi, Türkiye'li bir iş adamının koronavirüs salgını nedeniyle Çin'i dava ettiğini manşetine taşıdı ve sıra onlarda. Kıbrıs manşetin başlığı böyle. Koronavirüs salgını sonrası yaşanan ekonomik darboğazı atlatmak için toplumsal yardımlaşma duygusu hızla artarken ülkenin iki dev GSM operatörü sessizliğe büründü. Bu tepki topluyor dedi. Turkcell ve Telsim, sıra sizde diyor Kıbrıs manşet. Ve Kıbrıs manşette bugün Levent Özadam yazdı. Her uçak indiğinde hastalık daha da yayılacak. Hükümet içinde, özellikle de İngiltere'den gelen öğrenciler için tam bir sidik yarışı yaşanıyor. Çünkü hükümet bütünlük içinde çalışmıyor. Her ne kadar özverili çalışmalar yapılsa da kafalarda hep siyaset var. Böyle bir durumda bile bir adım önde olma çabası. Zannediyorlar ki İngiltere'den gelen her bir öğrenci kendi hanelerine oy olarak yazılacak. Bu tür haberlerin açıklanması bile ortaklar arasında sorun yaratıyor. Sanki evcilik oynuyorlar. Vay o çocukları sen getirdin, vay ben getirdim. Toplumsal kazanımlar filan unutulmuş diye eleştiriyor bugün Sayın Levent Özadam kardeşim. Evet, okuyacaklarımız bu kadar. Bunlar dijital gazetelerimizdi. Bir de Kıbrıs Postası'na bakalım. Bugün o da dijital ortamda yayınlanıyor artık, baskısını durduran gazetelerimizden. Ama bugün sanırım bir gazete daha durdurdu. 2, 3, 4... 5, 6, 7. Evet, bugün bir gazete daha yok. Sanırım hangi gazeteydi? Güneş var, dijital var. Bakarız birazdan. Evet, küçük hesaplarla değil, büyük özveriyle çalışalım. Sağlık eski bakanı Filiz Besim, İngiltere'den gelecek olan vatandaşların aynı uçakta uzun bir süre bir arada olmasının doğru olmadığının altını çizerek dikkatli olmak gerektiğini açıkladı. 200'den fazla yurttaş aynı uçakta 5 saat boyunca yolculuk yapacak, bu doğru bir şey değil diyor bugün Sayın Filiz Besim'in açıklaması bu. Öğrencilerin testleri negatif çıktı. Sağlık Bakanı Pilli buradan söyledi. Koronavirüse yakalanan Labda Sakini Ahmet Gülerman taburcu oldu, yaşadıklarını paylaştı. Ona bir kez daha geçmiş olsun diyoruz ve bu paylaşım için de çok teşekkür ediyoruz. Bravo, bravo. Gündem Kıbrıs'a bakalım. Bugün gündem Kıbrıs'ta ne var? O da aynı şekilde. Yaşam aya vefe aldı. Mete Özmerter taşıdı. Evet, bir haber daha var. Sağlık Bakanlığı'na bağışlanmak üzere iş adamı Yaşam Ayavefe tarafından satın alınan tıbbi ekipmanlar iş adamı Mete Özmerter'in uçağıyla ülkeye getirildi. Sağlık Bakanlığı'na bağışlanmak üzere iş adamı Yaşam Ayavefe tarafından satın alınan tıbbi ekipmanlar iş adamı Mete Özmerter'in özel uçağıyla ülkeye getirildi. Satın alınan 50 bin cerrahi maske ve 3 bin özellikli maskenin özel bir uçakla ülkeye getirildiği açıklanmıştı. Bu da özel uçak
Mete Özmert Erinmiş, Milaya Capital AŞ, Pinaroza Enterprises Limited ve Selin Turizm Limited Yönetim Kurulu Başkanı Yaşam Aya ve F tarafından satın alındığı söyleniyor. Biz çok teşekkür ediyoruz tabii ki. Bravo. Sağlık Bakanlığı'nın kullanımına verilmek üzere satın alınan tıbbi malzemeler de cumartesi günü tekrar Girne Limanı'na gelecek. Yine Yaşam Aya ve F'nin satın aldıkları. Bravo. Bravo. Taşıyana da alana da bu zor günlerde bu tür yardımlar önemli tabii ki. Evet. Teşekkürler beyaz melekler diyor Ahmet Gülerman'ın paylaşımı. Amerika'da ölenlerin sayısı da 10 bini aşmış. Evet, Haber Kıbrıs'a bakalım. Haber Kıbrıs'ta bugün neler var? Artık internet gazetelerimizin hepsine de bakıyoruz. Dövizde son rakamlar, öğrencilerin testleri negatif. Bakan çalışanları suçlar gibi konuştu. Evet, İngiltere'den bir acı haber daha geldi bu arada. Hemen belirtelim kimmiş bu acı haber. Güzel Yurdun eski esnafı Yaşar Usta Londra'da yakalandığı koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Güzel Yurtlu eski Yaşar Usta bu haberde bugün Kıbrıs Haberci'de var. Dövizde son rakamlara bakalım bu arada. Dolar 6.77, Euro 7.33, Sterlin 8.30 seviyelerinde işlem görüyor TL karşısında. Durum böyle. Mesajlarımız var. Bir olalım. Bir derken şimdiye kadar sadece devlet çalışanları ve fakirlerin sırtına bindiler. Bu ülkede sadece bu kesimler mi var diyor Likaşin Medi. Biri vardı diyor, 40 milyar dolar yardım yaptı. Nerededir o? Kim 40 milyar dolar yardım yaptı ki? Bilmiyorum ben. Kadir Ali Doğan, bunu Doğan Ank söyledi. Kadir Ali Doğan, Lefkoşa Devlet Hastanesi poliklinik hizmetleri nerede verilmektedir? Kadir Ali Doğan soruyor. Bazı hizmetler Kolan Hastanesi'nde veriliyor. Ama onkoloji hala Lefkoşa Hastanesi'ndeki onkoloji bölümünde veriliyor. Nazime Abdullah kandilimizi kutluyor. Nagihan Umar bize günaydın diyor. Çok teşekkür ederiz. Kıbrıs'ta bildiğim kadarıyla bayağı üniversite var. Normal zamanda bu öğrencilerden para kazanıyorlar. Niye şimdi bu kötü zamanda kazandıkları paraların bir kısmını bu öğrencilere yemek ihtiyacı için harcamıyorlar? Eminim bu konuda bir şeyler yapıyorlar Necdet Mavigözlü. Çünkü Altan Karakuş günaydın. Napan tamamsın, her şey yolundadır. Sessizliğe bürünen zenginlere vergi uygulansın. Zamanında bu uygulamayı yapabilen Serdar Denktaş'a selam olsun. Aynı yüreği mevcut bakanlarımızdan da bekliyoruz. Evet, vergi uygulansın diyor zenginlere. Kimin zengin olduğunu nereden bileceğiz? Bütün hepsi bugüne kadar fazla gerçekçi değillerdi. Fazla gerçek şeyler yapmadılar yani. Evet. Geldi tabii ki, geldi, okuduk. Çok teşekkür ediyoruz sevgili Bilbay, sağ olasın. Geldi, tamamdır. Bilbay Eminoğlu'na da günaydın diyoruz. Anneciğine, babacığına selamlarımızı iletiyoruz. Kendi anneme de selamlarımı iletiyorum. Sağ olsun, var olsun tabii ki. Evet, selamlar ediyoruz herkese. Selamlarımızı ilettik daha doğrusu herkeslere. Funda Karadurak günaydınlar. Günaydınlar ve yeni bakış. Hükümet diyor yeni bakış. Eksik karar alıyor. Kıtams Başkanı Güven Bengihan, hükümetin şartlı tahliye tüzüğünde değişikliğe giderken en başta eksik başladığını belirterek, kamu görevlileri yasası madde 131'e göre kamu hizmetleriyle ilgili yapılacak olan her türlü yasanın ve tüzüğün ilgili bakanlıktaki yetkili sendikayla birlikte teknik kurul oluşturularak değiştirilebileceğini ifade etti. Evet, Türkiye, İspanya ve İtalya'yı geçecek. Girne'ye gidişler denetleniyor. Girne'den çıkışlar da denetleniyor. Cezaevinden 2018 yılında firar ederek Güney Kıbrıs'a kaçan bir kişinin tutukluluk süresi karantinada olduğu için 8 gün daha uzatıldı. Güney'de de suç işlemiş ve merkezi cezaevine uyuşturucu koyarken yakalananlar oldu diyor. Sevgili Mesut kardeşim,
Girne Akçiçek Hastanesi'nde 4 gün önce ameliyat oldu. İyiyim. Hastane personeli canla başla çalışıyor. Hepsine teşekkür ederim diyor. Akşam aradın sevgili Mesut ama akşam çok erken uyudum. Sana geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Yüreği kalbi tertemiz bir insansın sen. Sen inşallah iyileşeceksin. Tekrar galeciliğe başlayacaksın diyemem tabii ki ama ameliyatının da başarılı olduğunu umut ederim. Kalçada sorun var sevgili Mesut'ta. Sevgilerimi iletiyorum. Ve bir an önce iyileşip geç galeye demeyeceğim tabii ki geçemem. Ama en azından tavla oynamaya devam edebilin. Yabancılara ihtiyaç sandığından cep harçlığı verileceğini duyuruyor. Detay gazetesinde bugün detayları var bu haberin. Evet, bu süreç kar etme süreci değil, ayakta kalma sürecidir diyor Sayın Başbakan'ın açıklaması da var detayda. Ada genelinde düşüş eğilimi, moral verici bir haber var Haberatör gazetesinde. Bu arada Lefkoşa'da iki ani ölüm. Lefkoşa'da biri 72, diğeri 82 yaşında iki kişi evinde geçirdiği ani rahatsızlık sonucu yaşamını yitirdi. Tacigül Yuldaşeva 72 yaşında, Türkmenistan'dan 6 ay önce çocuklarını görmeye gelmiş Tacigül Yuldaşeva. Dün saat 14 sıralarında ikametgahı içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi. Bir de Adnan Hilmioğulları 82 yaşında, o da yaşamını yitirdi. Allah ikisine de rahmet eylesin. Evet, sağlık için yoğun çalışma diyor Güneş gazetesi. 323 test dün, bir pozitif vaka tespit edilmiş. Güney Kıbrıs'ta 19 yeni vaka. Gök gürültülü sağanak yağmur bekleniyor haberlerini okuduk. Sıkıntı yok diyor yeni Diyalog gazetesi. Ekonomi Bakanı Hasan Taçoy ülkede 3 aylık akaryakıt ve gıda stokunun bulunduğunu belirterek spekülatif haberleri yalanladı. Evet, Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy koronavirüs tedbirleri kapsamında Türkiye'den adaya gelen gemi seferlerinin azaldığı gerekçesiyle gıda sıkıntısı yaşanacağına ilişkin spekülatif haberlere tepki gösterdi. Taçoy önümüzdeki 3 ay için yetecek kadar gıda stoğumuz vardır dedi. Taçoy böylesi kriz dönemlerinde yerli üretimin devam etmesi gerektiğine dikkat çekti. Evet, bol bol çilek satın alsın mesela herkes. Elektrik kurumunun akaryakıt depolarında Mayıs sonuna kadar yeterli stoğun bulunduğunu belirten Taçoy, bugünlerde yeni siparişin adaya ulaşacağını, Haziran sonuna kadar akaryakıt sıkıntısının olmayacağını ifade etti. Kuzeyde dün sadece bir yeni vaka tespit edildi. Salgın yatay seyirde, güneyde 19 artış var ve biri bebek. Yeni doğmuş bebek. Türkiye'de can kaybı 649. Bunu da size verelim. Güney Kıbrıs'ta koronavirüs önlemleri, özel hastaneler de hizmette. İngiltere Başbakanı Boris Johnson koronavirüs yüzünden yoğun bakıma kaldırıldı ve Girne'de birçok yerden hırsızlık yapan iki zanlıdan Mahmut Çal yakalandı. Kaçmaya çalışan Ali Aslan dördüncü kattan atladı. Çok sayıda kırığı var. Evet. Evet, kardeşim günaydın. Yeni gelecek olan kafileyi Güzellur'da karantinaya alacaklarmış. Temiz olan, hiçbir vaka görülmeyen bir bölgeye bu kötülük nasıl yapılır? Devlet eliyle virüs mü yayılıyor? Çıkmayacak bu insanlar dışarı. Anlamakta güçlük çekiyorum. Bu yorumu da biraz zor anlıyorum. Kapandık ama devlet bizi hiç düşünmüyor. Güzellik halkını isyan mı ettirmeye çalışıyorlar diyor Özkan Özorun. Aç olup seslerini duyuramayan canlılarımızı unutmayalım. Herkes kapısının önüne bir kap su ve yemeklik bir şeyler koysa aç kalmazlar. Belediyeler, dernekler umarım bu durum için adım atarsınız. Mausa'daki DAÜ çemberinden çekilmiş bir fotoğraf var. Köpekler çok fazla sokakta. Bu arada bu da çok ciddi bir soruna dönüşebilir. Evet, işlerik, usandık bu virüsten. Bu hastalık kısmet olur da geçerse bana biri sakın kimse korona demesin. Ağzının içine fırın küreğiyle gireceğim diyor Altan Karakuş. Çileği en güzeli Yeşilırmak'tan dalından koparıp yiyeceksin. Ah özledik diyor Fırat Golal.
Evet, çok kötü bir soru. Hülya Öğünçer. Çocuklar İngiltere'de kalırsa hastalığa yakalandıkları takdirde İngiliz hastaneleri vantilatörü önce kendi vatandaşına mı yoksa bizim çocuklara mı takar sorusuna cevabı olan var mı? Getirmeyin diyorsunuz ama İngiltere'de böyle bir ayrımcılık hiçbir zaman yapılmaz. Zaten doktorların %90'ı belki de İngiliz değildir. Yani özellikle mahalle doktorlarının çok büyük çoğunluğu ya Hindistanlı, ya Pakistanlı, ya Bangladeşli, ya Afrikalıdır, ya başka yerlidir. Çok kötü bir soru. Zaten Serap Cafer Santos cevap vermiş. Her insan aynıdır. Ulusal sağlık hizmetlerinde asla ayrımcılık yoktur diyor. Bu da çok ilginç. Tabii ki bir tartışma. Çocuklar orada veya burada fark etmiyor. Buradaki sıkıntı yaymayla alakalı sıkıntıdır. Kimse hasta olsun olmasın meselesi değildir. Yani bu demektir ki bu soruyu soran sevgili Hülya Öğünçer, burada hasta olursa bir Afrikalı bırakalım ölsün bizim çocuklara mı koyalım vantilatörü gibi bir sorudur ki yanlış. Ama bu kötü günlerde bence tartışmayalım. Evet. Tracy Özdemli de yanıt vermiş. İngiltere'de hastaneye alınmıyoruz. Bunu bilin diyor Hasan Sarı. Bence doğru değil. Doğru değil. İngiltere'de Boris Johnson'a bile evde kal, artarsa yükselirse gelin dedi. Yok beni hastaneye alın diyemedi adam. Sadece nefesi sıkıntıya girdiği zaman. Birbirimizi suçlamanın hiç anlamı yok. Kavga etmenin, tartışmanın hiç zamanı değil. Yokluğa rağmen ayakta kaldık diyor. Karpaz koronavirüse yenilmedi. Yeni Erenköy Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak, bir hafta içinde yeni pozitif vaka çıkmazsa bölgede Covid-19 kontrol altına alınmıştır diyebilirim. Bize herkes yardımcı oldu, bir tek devlet olmadı. Bölgedeki suyu dahi bu süreçte kestiler. Oha! Çalışanlarımız risk altındadır ama bize bakanlık özel tulum, maske ve eldiven temin etmedi. İnşallah bu yeni şeylerden edilir varsa. Ama yoktur be Emrah Başkan, ne yapsınlar? Deyim sana. Yani işte yaşam aya vefe, Halil Fallalı bir miktar para verdiler, biraz miktar bir şeyler geldi, idare ediyoruz. Ama onun dışında enişidir ya diyor şey. Olduk maskara olmamak için euzubillahimineş şeytanir racim. Ne diyeyim? Fazla bir şey söylemeyelim. Geçsin bugünler de ondan sonra. Çünkü eskiden söylerdik be Emrah. Ve arkadaşlar gelin girelim uluslararası hukukun içine. Gelin çözüm olsun. Bir miktar toprak verin. Maraş'ı onu bunu atın. Gelin Kıbrıs sorununu çözelim. Tanınmış bir devlet olursak Rumlar bizi istemez. Bırakın istemesinler. Avrupa Birliği'ne taviz verip gir. Sen tavizden yanasın. Verin bir miktar. Vermezseniz girmeyeceğiz. Almayacaklar bizi. Hainsin be sen, satıldın be sen, Rumcusun be sen. Derken telefonken. Babam geldi erken. Ya şimdi durum very kritiken. No driyalla. Eneşi driyalla deri supi coşkun. Karpaz bölgesi 12 köy içinde ciddi anlamda harfiyen tüm kurallara uyuyor. Erenköy'de 3 vakamızın durumu iyi. Sipahi'deki taburcu oldu diyor Emrah Yeşilırmak. Peki Supi Coşkun ne diyor? Covid-19 testi pozitif çıkan 7 kişiden 5'i önceki akşam taburcu oldu, Karpaz'a döndü. 2 hafta içinde %70 oranında virüsle verdiğimiz bu mücadelenin üstesinden geliriz. Bölgeye doktor geleceğini söylediler. Yaşlı Kıbrıslı Rumlara da test yapılacak. Gayemiz buradaki halkın %60'ına hızlı testleri yapmak, yasaklarla, cezalarla değil, toplumla iç içe bilgi paylaşarak bu sorunu aşabiliriz. Evet. Covid-19 Kıbrıs'ta düşüş eğiliminde. Güney Kıbrıs 11.664, biz 3.108 paylaşım yapmışız bugün. Bu arada sevgili Zorlu bana bir mesaj attı. Tijen Korahan, kanser hastasıyım diyor. Hükümet yetkilileri acaba kanser hastalarını düşünüyor mu? İlaç sıkıntısı nedeniyle ilaç alamıyoruz dedi Tijen Korhan. Allah size geçmiş eylesin. Evet. Aynur Taş Koparan günaydınlar demiş bizlere.
Girelim bir bakalım. Bu sayfada bir şey varmış. Hemen girelim bakalım. Nedir? Çok merak ettim. Evet. Inside of the University College Hospital ICU unit during COVID-19 break by BBC TV. Evet, BBC televizyonu University College Hospital'a girdi ve doktorların, sağlık çalışanlarının durmaksızın nasıl çalıştıklarını gösterdi. Bazı hastalar iyileşti ve eve gidiyorlar. Bazıları üzüntüyle yapamıyor, yani üzülüyoruz, yapamıyorlar. By chance BBC bu arada Türk hasta Ertan Nazım'a konuştu. 70 yaşındaki Ertan Nazım evine, ailesinin yanına gitmek istediğini söyledi ve dedi ki sağlık çalışanlarına bütün dünyada ne kadar teşekkür etsek azdır. We wish all the patients, evet, herkesi tutunuz diyor. Evet. Tüplere, solunum cihazlarına, kablolara bağlı hastalar, gece gündüz tüm hastalara, doktorlara, sağlık görevlilerine sağlık, şifa, sabır, güç, kuvvet. BBC 1'de Türk hasta Ertan Nazım'ı ekrana getirdi. Solunum maskesi arkasından güçlükle konuşan 70 yaşındaki Türk hasta bir an önce ailesinin yanına, evine dönmek istediğini söyledi. Hastanelerde şifa bekleyen tüm hastalara sağlıkla kalalım, şifa diliyoruz, sağlıkla kalalım, evde kalalım dedi. Bu haberi de Mihrişah Safa yazdı, Türkiye'li gazeteci kardeşimiz. Evet, bu çok önemliydi. Sevgili Zorlu Cezaroğlu, çok teşekkür ediyoruz gerçekten. İşte İngiltere'de hastaları hastaneye almazlar hikayesinin de bir yanlışı tabii ki, bunu da belirtelim sizlere. Evet, Türkiye'de vefat sayısı 649, vaka sayısı 30 bini geçti. Bunu da Fırat Golal söyledi. Çok çok teşekkür ediyoruz ona da. Ve Karpaz'dan sevindirici haberler geliyor. Kıbrıs gazetesi bunu yazdı. Ticaret Dairesi İthalat ve İhracat Düzenleme ve Denetleme Tüzüğünde değişiklik yaptı. İthalata engel teşkil eden bürokrasi azalıyor. Bakın, bu da düzelecek inşallah. Turizmle ilgili bazı harçlar ve kiralar 3 ay ertelendi. Çilekler çöp olabilir. Her yıl böyle dönemlerde tarlalardan çilek toplamak için Yeşilırmak'a gidilirdi. Ancak koronavirüs tedbirleri maalesef mis gibi kokan çileklerin tarlada kalmasına neden olacak. Bölgenin çilek üreticilerinden Atalay Canveren, ki oğlunu geçen gün okumuştuk, Gökhan Canveren, ikisini de öpüyoruz, kucaklıyoruz. Beni arayın dedi Gökhan, kim olursa olsun evde yemek pişer, yarısını götürürüm getiririm dedi. Evet, Atalay Canveren, kış şartları iyi geçtiği için üretim miktarında sıkıntı yaşamadık, ancak virüsten dolayı insanların eve kapanması nedeniyle bu sene çilek satışının yapılamayacağını söyledi. İnşallah bu konuya bir çare bulunur. Yani çileği en azından bütün ülkeye dağıtalım, devlet de bunun bir şekilde karşılasın. Evet, şimdi kendi yazımıza geçeceğiz. Serhat İncirli'nin bugün ne yazdığına bakacağız. Haberci gazetesinden bakalım. Haberci'de ve Gündem Kıbrıs'ta her gün yazılarımız sanal ortamda yayınlanıyor. Aynı zamanda Facebook'tan da ve Twitter'dan da paylaşıyoruz. Evet, doğru zamanda bilgi almak ve medyanın rolü hiçbir zaman bundan daha önemli olmamıştı. Evet, doğru zamanda bilgi almak ve medyanın rolü hiçbir zaman şimdiki kadar önemli olmamıştı. Bunu zaten görüyoruz. Facebook paylaşımları, Twitter, Instagram paylaşımları insanları koronavirüsten daha kötü duruma getiriyor. Medya ilk defa bu kadar çok önemli. Medya her zaman çok önemli. Doğru zamanında bilgi almak ve medyanın rolü hiçbir zaman bundan daha önemli olmamıştı. Piers Morgan, 55 yaşında İngiliz gazeteci. ITV'de haftada 3 gün sabah programı sunuyor.
çok önemli bir meslektaş. Boris Johnson'ın eski özel kalem müdürüydü. Geçenlerde Boris Johnson'ın değil, Tony Blair'ın, çok özür dilerim, Tony Blair, Başbakan Tony Blair'ın zamanında özel kalem müdürüydü. Geçenlerde Nelson Mandela'dan bahsetti ve dedi ki, Mandela 18'i küçük, 7 çarpı 8 ayaklık bir beton hücrede olmak üzere 27 yıl hapis yattı. İyimserliğini asla kaybetmedi ve dünyayı değiştirmek için dışarı çıktı. Mandela'nın mottosu şöyleydi. Tamamlanana kadar her zaman imkansız gibi görünüyor. Tamamlanana kadar. Ve Morgan ekledi. Bu kanlı virüsü yeneceğiz. Zaman alabilir, cesaret ister ama yeneceğiz. Amerika'nın en eski haftalık dergisi The Nation, gazetecilik ve gazetelerle ilgili muhteşem bir analiz yayınladı. Halka çağrı yaptı. Covid-19 ile savaşmak mı istiyorsunuz? Yerel gazeteciliği destekleyin, dedi. Aynı derginin başyazısında okuyucu koronavirüsün etkileri konusunda bilgilendirmek, okuyucuyu bilgilendirmek bir kamu hizmetidir, dedi. New York valisi Andrew Cuomo, New Yorklular için doğru zamanında bilgi almak ve medyanın rolü hiçbir zaman bundan daha önemli olmamıştı. Başlığa bunun sözünü aldık. Washington Post editörü Marty Baron gazetecilik tanımını yaptı. Gazetecilik her zaman demokrasinin kalbindedir. Ama şimdi halk sağlığı için hayatidir. İngiltere'de ulusal gazeteler 12 hafta herkesin kapısına bedava gazete dağıtmayı önermeye başladı. 12 hafta sonra dağıtım parası istenebilecek. Bu arada ülkedeki tüm gazete sahipleri ve yöneticileri ortak bir noktada buluşup reklam veren şirketlere çağrı yaptı. Şu anda İngiliz gazeteciliğinin önünü kesme değil, destekleme zamanıdır, dedi. Reklamların devamını talep etti. Avrupa'da birçok gazetecinin ya maaşları kesildi ya da birçoğu işten ayrılmak zorunda kaldı. Brüksel'deki Gazetecileri Koruma Komitesi'nin önemli aktivistlerinden Tom Gibson, gazetecilerin işi çok zor, dedi. Gibson bu kötü günlerde güvenilir ve yüksek kaliteli bilgilere erişimin sağlanmasında gazetecinin rolünün kritik olacağını da sözlerine ekledi. Çünkü gazeteci Facebook, Twitter ve Instagram yazarı değildir, gazetecidir. Birçok AB ülkesinde işini kaybeden gazeteciler de dahil olmak üzere on binlerce kişi AB komisyonunun toplam, dikkatinizi çekiyorum, 100 milyar euroluk desteğinden faydalanacak. Biz değil, Avrupalılar. Biz değil, Avrupalılar. Danimarka hükümeti ülkedeki gazetelere 24 milyon euro maddi destek verilmesini kararlaştırdı. Niye yaptı bunu biliyor musunuz Danimarka hükümeti? Gazeteler olmazsa olmaz diye. Güney Kıbrıs'ta da gazete, radyo, televizyon çalışanlarına destek programı açıkladı. Ve dünyaca ünlü İngiliz gazetesi The Guardian'ın uyarısı şöyleydi. Sosyal medya, özellikle de Facebook ve Twitter'da paylaşılan haberlerin tehlikeli, yanlış haberler olduğunu reklam verenler çok iyi biliyorlar. Geçenlerde de yazmıştım. KKTC'de önce Radikal adlı gazete yayınlarını durdurdu. Sonra koronavirüs kriziyle birlikte Haberci, Kıbrıs Postası, Vatan, Haberal Kıbrıslı, Star, Volkan, Kıbrıs Manşet, Havadis, Halkın Sesi baskıdan vazgeçti. İnternet yayınlarıyla yaşamını sürdürüyor. Cuma günü Afrika, Yeni Düzen, Kıbrıs, Diyalog, Haberatör, Detay, Yeni Bakış, Nacak ve Güneş basılmaya devam eden gazetelerimizdi. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 taneydi. Dün pazartesiydi. Aydın Akkurt aradı.
Artık Nacak da dijitale geçti dedi. Biraz önce okuduk Nacak gazetesini. Nacak da basılmayacak. 8 tane gazete kaldı basılan. Şu anda 3, 6, 7 tane var benim elimde. 3, 6, 7. Evet, bir de Afrika basılıyor. Afrika gazetesi basılıyor. 8 gazete basılıyor. Ötekiler ne kadar, yani bu 8'i ne kadar devam eder bilemiyoruz. Bildiğimiz devam edenlerin hemen tümünde personel masrafları kısılmak zorunda kalındı. Yani birçok arkadaşımız durduruldu. İşten durduruldu. Basın Sen ve Gazeteciler Birliği'nin bu konuda tedbir alınması gerektiği çağrısı yerinde bir çağrıdır. Her sektör çok zor durumdadır. Gazetecilik, gazeteler de bunlar arasında. Efendim 20 hatta 21 gazetemiz vardı, çok fazlaydı. Bu yorum hem doğru hem yanlış. Doğru çünkü gerçekten büyük çoğunluğu Marslılar tarafından çıkarılıyordu. Ve devlet bunu görmemezlikten geliyordu. Yani şunu demek istiyorum. Gazetelerin birçoğu sosyal güvenlikle hiçbir bağı olmayan yasa dışı çalışma koşulları ile bedava tak haberleri, bazı uydurma yorumlar ve her türlü hırsızlık habere açık yayıncılık politikası ile devam ediyordu. Yanlış çünkü kurunun yanında yaşlar dayandı. Birçok kişi ekmeğini kaybetti. Evet, artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Bu yüzden her şeyin eskisinden daha iyi başlaması adına hem mevcut hükümet hem de muhalefetin herkesin katılabileceği bir sanal ama ciddi tartışma platformunda görüşlerini ortaya koyması gerekiyor. Bu ülkede artık kara para aklanmamalı. Vergi adaleti sağlanmalı. Kadın satılmamalı. Köle çalıştırılmamalı. Adalet çok sağlam olmalı. Yasama eleştirilemez hıza ulaşmalı. Yargı tartışma götürmez bağımsızlığa kavuşmalı. Yürütme talimat almamalı. Medya özgür olmalı. Bir şekilde bugünlerin geçeceği inancındayım. Kıbrıslı affınıza sığınarak koronavirüsü ya atlatacağız ya da o bizi atlayacak ama bir şekilde geçecek, gidecek. Önemli olan yeni dönemi sil baştan tasarlayabilmek. Şimdiden başlamak lazım. Daha adil, daha şeffaf, daha hesap verebilir, daha demokratik, daha bağımsız bir ülkemiz olacak mı, olmayacak mı? Buna da birlikte karar vermemiz için çok büyük bir fırsat yakalamış durumdayız. Gelin her şeyi konuşalım. Türkiye'yi de, Kıbrıs Cumhuriyeti'ni de. Her ikisiyle ilişkimizin geleceğini de. Ben her görüşe saygılıyım. Siz de öyle olun. Herkesi dinleyelim, dinleyin. Sıfırdan başlayalım. Başlamak zorundayız, zorunda kalacağız. Çünkü. Evet, bunu okuduk sizlere. Daha adil, daha şeffaf, daha hesap verebilir, daha demokratik, daha bağımsız bir ülkemiz olacak mı, olmayacak mı? Yoksa dilbandi gibi gitmeye devam mı edeceğiz? Buna bakmamız lazım arkadaşlar. Doğru zamanda, doğru zamanında bilgi almak ve medyanın rolü hiçbir zaman bundan daha önemli olmamıştı. Bu yazıyı bugün Facebook hesabımızda da paylaştık. Twitter'da da paylaştık. Şimdi son reklam aramıza gidelim. Geri gelelim. İngiltere'ye gideceğiz. Boris Johnson'ın durumu nasıl? Bakacağız. Hiçbir yere ayrılmayın.